Günaydın baba. Hayret, erken çıkmamışsın. Günaydın güzel kızım. Bu sabah ailemle şöyle bir kahvaltı yapayım dedim. Bana günaydın yok mu kızım? Sana günaydın dememe gerek yok anne. Çünkü zaten ben mutsuz olunca senin günün aydın oluyor. Bak görüyor musun tavırları? Bu asiliğini sizin taraftan almış. Aynı halası. Hayatım sen de görümcene çatmak için bahane arıyorsun. Ne alakası var? Neyse. Gel güzel kızım, gel otur da bir kahvaltı yapalım. Biraz konuşalım da, ha? Hangi konuda konuşacağız? Hangi konuda olacak canım? Anlamazlıktan gelme işte. Senin geleceğin ve mutluluğun hakkında tabii ki. Ben sana bu cümleyi tercüme edeyim baba. Benim Fatih'le geleceğim ve annemin zengin bir damat bulduğu için yaşayacağım mutluluğu konuşacağız. Terbiyesiz. Günçiçek, bak kızım yaşın daha çok genç. İstersen biraz düşün, ha? Ya hadi ama baba. Ya sen de mi annemin üslubuyla konuşacaksın? Ya biliyorum biz seninle bu konuları pek fazla konuşmuyoruz ama... Yani annem beni anlamasa da senin beni her zaman anlayacağını düşündüm ben. Bırak kötü polise kalsın. Sen iyi polis olmaya devam et. Yavrum bak istersen... Neyse bizim burada konuşacaklarımız kimsenin fikrini değiştirmeyecek. O yüzden benim de burada boş boşuna durmama gerek yok. Gidiyorum. Gitti Günçiçek. Günçiçek. Orhan bir şey söylesene. Hayatım söylediğim ya daha ne söyleyeceğim? Ay Orhan ne pısırıksın. Senin pısırıklığı yüzünden böyle laf dinlemez oldu bu kız. Ya hani halasına çekmişti? O da var tabii, o da var. Alo, aşkım selam Ceyhun ben. Ya sana bir türlü ulaşamıyorum, merak ettim. Ya bir de akşam sana gelecektim ama neyse. Aşkım tedirgin oluyorum, lütfen beni ara, tamam mı? Ulaşamıyorum sana. Hadi, görüşürüz, bay bay. Annem hoş geldin. Geç otur bakalım, geç otur. Ya sen bu saatte gelmezdin, hayırdır? Hayır değil. Yo, bir şey mi oldu? Ben şimdiye kadar hayırlı bir evlat yetiştirdiğini sanıyordum. Ta ki şu Esma'ya evet diyene kadar. Bir hayır diyemedin şu kadına. Hayda, sabah. Ya anne, ya bu konuları açtığımızı sanıyordum. Yani şurada düğün için salon bakıyoruz, davetiye bastırıyoruz, sen de hala aynı muhabbet. Yani bu gelin kaynanı ezeli rekabetinde kaybeden hep damat oluyor nedense. Kaynanalık yapmak için aynı evde oturmamız lazım. Ama sen beni göndereceğin için kaynanalık yapmaya lüzum kalmadı. Ben evde tek başıma, yalnız başıma oturayım, sen karınla mutlu takıl. Aşk olsun anne ya, aşk olsun. Aşk olmasın. Aşk olunca gözünüz kör oluyor, aklınız başınızdan gidiyor. Ne demişler? Bir anne bir evladını aklını başında tutmak için 20 yıl uğraşır. Bir kadın gelir 20 dakikada aklını başından alır. Of anne ya, of! Yahu oğlum evleniyor. Ben daha kadının çeyizi var mı yok mu bilmiyorum. Bak bu doğru, onu ben de bilmiyorum. Gerçi bu sosyetiklerde kalmadı öyle adetler be anne. Ya istedikleri şeye gidip basıp parayı alıyorlar. Ah annem ah. Kimse el oyasıyla oyalanmıyor artık. Ben anlamam. Gelin hanımın çeyizini görmezsem ben bu evliliğe onay falan vermem. Tamam anne tamam. Sen rahat ol. Ben gider kendisiyle konuşurum. Konuş yoksa ben ikinizle de konuşmam. Ya kızım ben nereden bileyim Mert benim elimi kaç kere tutmuş? Ya ne bileyim insan salça merak eder deyip halkında tutmaz mı? Ha oldu, çocuk benim elimi tam tutacakken dur ben şu yaz bozu bir çıkarayım da not alayım mı diyeyim. Ne var ölür müsün? Ya yemin ediyorum sabah beni daralttın. Daraldım. O zaman Darlananlar Kulübü'ne hoş geldin. Ne oldu, kim daralttı seni? Kim olabilir annem? Bu sefer babamı da almış yanına. Konuştular işte. Dur anlatma. Biliyorum ama bir dakika. Evet.
Evet, dinliyorum. Salça o ne? Şey, ben detayları unutuyorum. Unutunca da çok kafama takılıyor ondan. Ay Salça saçmalama, oldu olacak. Telefonunu çıkar da sesimi kaydet röportaj gibi. Doğru ya. Ben bunu neden akıl edemedim sanki? Salça saçmalama, yapmayacaksın öyle bir şey değil mi? Yapacağım. Çek şunu be. Aa. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın. Aşkım bu memleketten değil galiba. Tanıştır da anlayalım hangi memleketten. Where are you from? I am from böyle zevzeklik yapanın ağzının ortasına Çakaristan. Oldu mu? Aşkım boş ver, tamam bırak ya. Peker Orçu'yu uyandırmaya gitti. Biz de yavaştan gidelim istersen. Hadi. Sen dur. Sen gitme. Ben sana çok önemli şeyler anlatacağım. Ha. Cimbo bak. Normalde seni seve seve can kulağıyla dinlerim biliyorsun. Ama şimdi kartaraf aşkı dedikodusu daha üst seviyelerde ya. Oraya gitmem lazım o yüzden. Olmaz olmaz, bak çok önemli, Fatih'le ilgili bir sürü dedikodum var. Bırak beni, gitmem lazım. Ya Salça dur gitme ya. Bırakman lazım. Ay, yazıklar olsun sana Salça. Sana zorla bir şey anlatmaya çalıştığım için de bana yazıklar olsun. Versin aç kapıyı, hadi gel. Ya. Elçin. Elçin şu camı açar mısın, konuşalım. Elçin kime diyorum? Elçin niye böyle yapıyor? Elçin şunun sesini kısar mısın Elçin? Elçin şunun sesini kısar mısın? Aç şu camı. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorsun? Hayatım ben sana ulaşamıyorum. Ne biçim konuşuyorsun ha? Neden böyle yapıyorsun? Ben sana niye ulaşamıyorum Elçin? Dün gece neredeydin Ceyhun? Ya ne biçim soru bu? Dün gece nerede mi? Ben dün gece evdeydim Elçin. Dün gece seni defalarca aradım ama sana ulaşamadım. Ben dün gece evdeydim Elçin. Peki ondan önceki gece neredeydin Ceyhun? Ha. Allah Allah, nerede olacağım ben? Evdeydim tabii ki canım. Evdeydim Elçin. Ne biçim sorular bunlar, Allah Allah. Evdeydim tabii ki. Bak yani konuşabiliriz. Elçin gel bir seninle konuşalım bak. Bir yere gidelim. Burada değil bak ama bir yere gidelim konuşalım, tamam mı? Hadi. Dün sabah seni almak için eve geldim. Gülseren teyze bana eve hiç uğramadığını söyledi gece. Sen bize mi geldin? Elçin yapma bak. Eskisi gibi konuşarak hallederim. Elçin yapma. Bak hata yapıyorsun. Elçin. Elçin beni dinle. Elçin. Bunu yapma bak. Çözemeyiz. Elçin. Ya ben karşı yakalı adamım. Yapar mıyım böyle bir şey ya? Ya ben yapar mıyım ya? Adamın dibi erkeğin özüsünüz. İçi beni, dışı yine beni yakan, içten yanmalı erkeğim benim. Nasılsın sultanım? Baskın karakter olduğunuz nasıl böyle baskın yapar gibi gelmenizden belli. Ya dur kızım, dur sabah sabah. Bak, konuşmamız gereken bazı şeyler var. Hallederiz efendim. Siz paradan haber verin. Nasıl? Ah, alışkanlık işte. Her neyse işte, bak dinle. Bu sabah annem uğradı yanıma. Ha, o sizin emdiğiniz sütü benim burnumdan getiren insan mı? Doğru konuş kız. O ne de olsa senin de annen sayılır artık. Haklısınız Dizel Beyciğim. Mamiciğim nasıllarmış? İyi, iyi de. Bak, şu aralar çeyize takmış durumda. Senin çeyizini görmek istiyor. Gösterelim, göstermesine de. Çeyiz ne? Yok artık. Bilmiyor musun? Hayır. Artık nasıl izole bir hayat yaşıyorsan... yani senin dünyadan haberin yok. Ya çeyiz dediğin annelerin kızlarına hazırladığı eşyalar falan işte. Ha evet, öyledir herhalde. Bak bir kız evlenme çağına gelene kadar annesi bir taraftan biriktirmeye başlar. Ondan sonra evlenecek çağa geldiği zaman da... tamamlanmış olur. Ev eşyaları filan işte. Ya genellikle böyle el emeğiyle üretilen şeylerdir. Yani senin satın almadan yapabileceğin şeyler değil pek. Yaparım yapmasına da. Ne mesela?
Örneğin Oya yapabilir misin? Oya ne? Ben bilmiyorum ama Oya bilir. Ona sorarım. Dikiş biliyor musun? Dikiş. Çeyiz dikişsiz olmaz. Bu çeyiz olayına bir türlü dikiş tutturamadım efendim ben. Çeyiz nasıl yapılır? Ben bilmiyorum. Neyse kızım, hadi sen bunu kendi arkadaşlarınla konuşursun. Aa, Songül'e sor, Songül'e. O sana yardımcı olur. Songül? İyi fikir. Çakma mamiciğim halleder. Ona sorarım. Bir çay alabilir miyim? Üf. 200 liram üstü. Vay vay vay. Parasıyla hava atanlardan hoşlanmayan beyefendi ortama uyum sağlamış. Affedersin, bir şey mi dedin? Hayır, ben tiklerle muhabbet etmiyorum. Ama eğer etseydim, ele verir talkımı, kendi yutar salkımı derdim. Anlamadım desem? İşine mi gelmedi desem? Allah Allah. Ya sabah sabah bir sıkıntın mı var? Evet, var. 200 liranın vesile olduğu 200'lülüğüne sinir oldum. 200'lülük? Ben mi? Yok, sen değil, Martin Larsen. Nasıl? Geçen gün ben kantinciye 200 lira verirken demediğini bırakmamıştın. Demek ki neymiş? Büyük lokma yutacakmışsın ama büyük laf etmeyecekmişsin. Neyse, ben seni daha fazla tutmayayım. Paranla hava atman bittiyse kulaklıklarını takıp okul koridorlarında cool adam gibi gezineceksin daha. Ay keşke bu okulda ben direkt olsaydı. Dikilirdin böyle denize karşı, kızlara hava atardın. Bu salak dikiler de sana aşık olurdu. Ya. Sonsuz öyle söylenmez, böyle söylenir işte. O kadar tiki var başımda, bir de seninle uğraşacağım bundan sonra. Ya sen bir baksana şuraya. Allah Allah. Bu neydi ki şimdi ya? Hop 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 hop! Orada kal, orada kal! Kolay gelsin Songül teyze, ben geçeyim. Geçemezsin, geçemezsin. Temizlik var orada. İşlem dışı. Songül teyzeciğim, şimdi oradan koşarak geldin. Ben gireyim, ondan sonra sen gir tekrar tuvalete. Olmaz efendim, Allah Allah. Başladık mı başladık. Benim prensiplerim var, benim temizlik prensiplerim var yani. Olmaz öyle şey. Çok sıkıştım ama. Altına bez bağla. Songül teyze, ne bezi Allah aşkına ya. Gireceğim, 2 dakika sonra çıkacağım diyorum. Olmaz dedim ya, Allah Allah. Altıma mı yapayım ya? Yap. Rezil olayım yani herkese. Bana ne? Tamam Songül teyze ya, ben gideyim o zaman bahçede ağacın altına falan, oraya bir yere yapayım o zaman. Tamam, nereye istersen oraya yap, beni hiç ilgilendirmiyor ama yaptığın yere de böyle toprak eşeli altına, oldu mu? Hadi. Oh, iyi oldu. Oh, oh. Şu tuvaleti temizliyor olman çok iyi oldu. Songül teyze, Songül teyze. Ya yavaş dur, üstüme gelmiyor. Ne oldu? Esma Hoca sizi acele çağırıyor Songül teyze. Ha, beni çağır, ne oldu ki acaba gene? İyi tamam, hadi gidelim ben, hadi. Kolay gelsin. Bu nasıl konsantrasyon beyefendi? Sizlenip sen miydin ya? Aka abi çok teşekkür ederim, sağ ol. Takıldığın bir yer varsa sor. Projede bir hata mı var yoksa? Ha. Ha yok ya, yok. Ben öyle projeye bakıyordum da aklım başka yerdeydi. Kötü bir şey yok değil mi? Kötü bir şey? Kötü bir şey olur mu canım? Hiç kötü bir şey yok. Her şey çok iyi ya. Hiç kötü bir şey yok yani. Elçin nasıl? Elçin? Çok iyi. Elçin çok iyi canım. Hiçbir şey yok. Hiç sorun yok. Çok iyi. Evet. Elçin çok iyi. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Neden alışverişe gelmedin ha? O kızın yani deli gibi indirim vardı. Ha şöyle eli ayağı düşmeden alaydın 2-3 tane bir şey değil mi?
Ya canım, bizim aşçının bir yakını ölmüştü, ona taziyeye gittik. Bir dakika. Ne yaptınız? Allah'ım tövbe yarabbim ya. Bunlar bir garipler ha. Ay siz şimdi gittiniz, aşçı size taze taze yemekler yapsın diye taziye mi yaptınız? Öyle değil Damlacığım. Taziye yani ölü ziyareti. Ne? Ölü ziyareti? Ay yarabbim. Çiki kızım sen ya. Ay bunlar ailece bir garipler. Hortlak mısınız kızım siz? Ölüleri niye ziyaret ediyorsunuz? Ay Allah'ım ben çok korkarım yani ölülerle. Çiki şu tarafa git otur, ben oturamam seninle. Ay. Şimdi Damlacığım sen öyle diyorsun ama ben bazen mesela dirilerden daha çok korkuyorum. Bak Damlacığım öyle değil. Şimdi birisi öldüğünde yakınlarına, başsağlığına gidersin ya. Taziye o. Bizim de aşçının annesi ölmüştü. Biz de ziyaretine, başsağlığına gittik. İyiydi kızım. Yine bir gariplik var. Yani siz niye baş sağlığına gidiyorsunuz? Sizin yakınınız değil ki aşçı. Yani sosyeteden biri olsa anlayacağım. Ha yok, benim beyin yandı. Vallahi. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta ölüye saygı. Ölüm yani bu. Hani senin bir yakının öldüğünde kimse baş sağlığına gelmese üzülürsün herhalde. Öyle düşüneceksin bunu. Yok. Bunların ailede zombi, hortlak vesaire vesaire bir şey var kesin. Ay ben bu muhabbeti sevmedim. Kalkın gidelim biz. Sen kalk alacaklar. Tamam gidin hadi. Ne hortlak mıdır nedir? Vay arkadaş ya. Demek bir yakınımız vefat etse Ali şıp diye evimize damlayacak ha. Acaba Allah gecinden versin. Diyorum ki benim lise bitene kadar anne gider mi öteki tarafa? Tövbe tövbe tövbe. İşten kulağına kış neler söylüyorsun ortaya, neler şeyler düşünüp durma ya. Ya da dur ya. Annem ölmese de ben onu ölmüş gibi göstereceğim. Sonuçta Alice'ye vefat belgesini gösterecek halim yok ya. Ay be. Oğlum Orçil gerçekten sen çok zekisin abi. Sabahları beynin iki kat daha fazla çalışıyor. Selam. Selam. Gene kendi benliğinde yolculuğa mı çıktın? Yani böyle tiplerin olduğu bir yerde ne kadar çıkabiliyorsan o kadar. Biri canını falan mı sıktı? Ya bunlara nasıl dayanıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Ya hani erkekler tamam bir yere kadar. Bir şey yaptığımı ayarını veriyorsun. Ama kızlar bir şey de yapamıyorsun. Diller papuç kadar. Anlaşıldı ya, senin canını biri sıkmış. Dur ben tahmin edeyim. Kızlar dediğine göre dil kopat mı? Dil kopat? Ya yok mu bu hani tırnak içinde söylüyorum falan diyen Damla? Ha yok. Ya o da uyuz bir şey de onun zavallılığına verip geçiştiriyorum. Ya şey var. Renkli gözlü biri var ya o. Renkli gözlü biri. Ha tamam. Alice diyorsun. Yani adını bilmiyorum. İşte orta sırada en arkada oturuyor. Orta sırada yok. Alice önde oturuyor ya. Orta sırada en arkada. Cimbom oturuyor orada. Ha olabilir. Ben duymuştum biri cimbom diyordu ona. O ne uyuz bir kız öyle ya. Bir artist. Car 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 susmuyor bir de. Eyvah eyvah o zaman. Ne oldu ki? Neyse onu ben halledeceğim bir şekilde. Peker. Peker biz PC diyoruz ona. Peker. Rüzgar, Rüzgar Peker. Memnun oldum, ben de. Ya Peker, bizim acil toplanmamız lazım. Ona böyle hani çabuk çabuk bir haber verirsen iki dakikada. Ona göre kantinde falan olabilir yani. Tamam abi, verdim haberi. Gelirler birazdan. Şimdi neden PC dediğimizi anlamışsındır herhalde. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. PC dili toplantısı mı? Ha! Ağlam ben Alice ile pis ikili toplantısı yapma şansını yakalamışım. Hem de bizim evde. Kim takar ulan pis ikili toplantısını? Şişt lan Kamil. Bana bak, güneş gözlüğün yanında mı? Evet ne olmuş? Evet ne olmuş, bir de soruyor. Okulda güneş gözlüğü takmak yasaklandı. Haberi yok mu senin? Çıkar ver bakayım bana şu güneş gözlüğünü. Çıkar çabuk çıkar. Hadi. Çıkışta benden alırsın. Tabii hava güneşli olursa. Ya versene gözlüğümü. Hiç vallahi ya, şimdi kota ağzının ortasına bir tane. Şişt ya bura. Gel. Al şunu.
Bir de bunları takıyorsunuz gözlerinize. Öyle D vitamini eksikliği yüzünden gözleriniz hipermetrop oluyor. Yürü git hadi. Yürü. Allah. Kiritik yağlı inandı. Ya bir kere güneşte D vitamini ne işi var ya? D vitamini olsa olsa deniz suyunda olur. Ay be espriye bak. Ay be. Şşt Orça, fazla öyle espri yapma. Gülüp oynama oğlum. Sen yastasın. Evet ben yastayım. Ay yastayım annene bak benim. Annene bak. Gitti hayatının bağrında gitti beni terk edip gitti beni terk edip gitti. Ay kusura bakma Ali senin yanına mı oturdum ben? Acıdan ben ne yaptığımı bilmiyorum ki kalkar şuraya otururum ben şuraya otururum. Yok yok önemli değil canım ne oldu? Hayırdır biri mi vefat etti? Evet annenim. Annenimi dün gece bahçe sularında kaybettik. Anneannen mi? Annenim, evet annenim. Benim annenim öyle bak mı? Benim annenim öyle bak mı? Herkes benim annemi ölümcüs mü zannediyordu? Öldü işte kadın. Beni terk etti. Tek başıma kaldım. Ya yok o yüzden demedim. Hayatının baharında dedin de o yüzden. Şaşırdım ha. Yani. Öyle miydi? Hayatımın bağrı mı dedim? Şey, Ali'ciğim, bizim ailede ortalama ömür birazcık uzundur da. Yani 130 yaşından önce doğal sebeplerden ölen kimse olmaz. Ama anneannem... Anneannem... Kadıcağı 80 yaşında... Titanım. Annen beni böyle tek başına bıraktı. Neyse Ali'cim ben seni kendi dertlerimle meşgul etmeyeyim. Biliyorum senin böyle işlerde işin olmaz ama... Annenemin helvasını yemek isteyen arkadaşlarım falan olursa... evimin adresi burada yazılı. Anneannem gitti bizim gitti. Orkini bıraktı tek başına ben bu okulda ne yapacağım şimdi? Ay anneannem gitti. Hay Allah ya. Orçaya üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi. Neyse yazık çocuğa bari çık işte baş sağlığına gideyim ya. İşte bu be, işte bu. Anneni, Allah sana uzun uzun ömürler versin kız. Bana bak, sayende müstakbel gelinin Ali'si eve atacağım. İşte bunlar da böyle. Ne iyi ettin de bunları getirdin Songül. İnsan çeyiz deyince tabii başta bir şey anlamıyor. Ben bunları kendi çeyiz sandığımdan getirdim böyle. Yıllarca uğraştım, uğraştım, yaptım, size getirdim. Çeyiz tabii ne sandın? Ne yani? Şimdi ben bunları bin bir emekle ellerimle öreceğim. Ondan sonra naftalinleyip sandığa atacağım. Ve sandıkta çürüyecekse eğer. Ne anladım ben bu işten? Kimselere göstermeyeceksem. Nerede kaldı sosyeteye hava atmak? Ay, olur böyle şey. Olur böyle şey canım. Öyle siz bunları yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Evlenmeden önce de sergiliyorsunuz. Ne? Sergiliyor muyum? Galeride falan mı? Ne galerisi? Hayır sanırım ya alemsiniz. Evde evde böyle konu komşu geliyor beni ziyaret ediyorlar. Sizin çeyizlerinize bakarken bir de böyle katkı olsun diye altın maltın veriyorlar yani destek için. Demek katkı yapıyorlar ha? Bu kadar zengin öğrencinin olduğu bir yerde sergi açılmaz mı hiç? Altın yöner olurum be. Nasıl yani? Okulda mı açacaksınız sergiyi? Evet. Neden şaşırdın Songül? Hayat da bir okuldur. Şimdi sana hayat dersi vereceğim. Merak etme, bunun için para istemeyeceğim. Uyanık olacaksın, paranın kokusunu alacaksın.
Şimdi biz bu çeyizi okulda sergileyip öğrencilerimizden hediye yerine katkı parası alacağız. Adetlerimize uymamız lazım değil mi ama? İyi de ama Esma Hanımcığım, ben bunları böyle yıllarca uğraştım, biriktirdim, biriktirdim. Siz bu kadar çeyizi nereden bulacaksınız? Ben hazır yapılmışını alacağım tabii ki. Biz origaminin bile hazır yapılmışını satın almış üşengeç bir nesliz. Gideyim de bir an önce okulda sergimi açayım. Hadi ben tıpıştım. Son, iki, üç, dört. Ya ben hayatımda böyle iğrenç bir müzik görmedim. Dilkocuğum, sürekli yanlış çalıyorsun. Sürekli hatalı vuruş sergiliyorsun. Ya bam bam bada bam bam bada bam bam bada bam. Bada bada bam. Bam bam bada bam bam bada bam. Ya sürekli bada 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 diye vurulur mu ya? Bada bada diye vuruyorsun sürekli. Furkan, sen mi kafasını kırarsın, ben mi kırayım? Ola la! Sanki mecburum ya. Biz ne yapıyoruz zaten, ben onu bile anlamadım. Bıdı 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 vurup vurup duruyoruz. Hangi şarkıyı çalıyoruz? Ya aklına ne geliyorsa onu çal. Aşkların en kedi canlısı. Yani maksat Aspike Fernandez, aktivite bodrum vites. Kesiyor musun? Hayır. Peki o zaman biz neden buradayız? Hep beraberiz. Böyle ellerimizi de almışız. Allah Allah, kabile miyiz biz? Kabile mi olduk? Dilkopatçım. Ya bazen söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Lan şu dilimin ucuna geliyor. Ya bazen boş konuşuyorsun. Yani komple boş, empty, hiç yok. Ne yapayım? Ne diyorsun, kafanı indiririm şimdi. Ay benim kafam şişti zaten. Bak buradan beynim, buradan da beynim akıyor. Allah Allah, bu ne benim? Bam 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 bam, yeter, yeter. Ya daha güzel işte ya. Fikrimin plastik gülü. Yani böyle siz çaldıkça benim de kafamda planlar canlanmaya başlıyor. Pis yediliği yok edecek bir plan buldum bile. Ne fikriymiş o? Yani şöyle anlatayım başkan, bir hayır işi var diyeceğiz. Hayır işi ne ya? Ya aşkım, bildiğimiz hayır işi işte. Yani muhtaçlara yardım hesabı. Ya Etkincim, yalnız burada bir fikir bul... Ya sen kim oluyorsun da fikir buluyorsun? Burada bir fikir bulunacaksa o da Furki bulur. Reis çünkü o. Bak. Bu çalışıyor hep, bu hep düşünüyor burada hep. Bir de orada dinleyelim Zekiciğim. Ya başkan şöyle oluyor. Yani araba yıkayarak para topluyoruz diyeceğiz ve topladığımız paralarla da yardıma muhtaç insanlara para veriyoruz diyeceğiz. Sonra da bütün arabaları yıkatacağız embollere. Kendi arabalarımızı, anlatabildim mi? Yani çok iyi bir fikir değil tabii ama idare eder. Yani benim pis yediliği okuldan attırmak için yaptığım fikirlerin yanında bir hiç. Ama şimdilik başka bir planımız olmadığına göre bununla idare edeceğiz. Ya maksat kıllık olsun. Kıl 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 kıl. Aşk taşkımı da kaybettim. Kıl 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 yaptı. Ne var lan Kamil? Ne çağırdın hepimizi buraya? Onu trafo çağırdı ya. Bizimle bir şey konuşacakmış. Yine saçma sapan bir sürü şey söyleyecektir bizi ya. Oğlum ne konuşuyorsun çocuğun arkasından? Yiyorsa suratına söyle. Arkadaş, bunlar da sevgili oldular ya, elektrik diz boyu arttı ha. Milletin arkasından bile konuşamayacağım. Evet, itirazım mı var? Neyse ya, seninle uğraşıp keyfimi kaçıramayacağım. Çünkü öğleden sonra Alice'i eve atacağım. Ay, gündüğün dişi görüyor. Uyandırmayı kıyamıyorum. Hı, görürsün bak. Hakikaten trafo niye çağırdı ki bizi buraya? Böyle gizli toplantılara vakit harcayacağına. Ya o sınıfa yeni gelen çocuğun ağzını burnunu dağıtsa mesela. Ha. Sen Rüzgar'ı diyorsun. Aman işte, neyse adı. Ya eşeğin istemediği ot dibinde bitermiş. Çocuk bizim sınıfta çıktı ya. Cimbomcum, biraz önyargılı davranmıyor musun ya? Bak biz Rüzgar'la gittik. Furkanlarla falan kavga ettik yani. Furkan'la anlaşamadığı iyi bir insan olduğunu göstermez ki. Ayrıca siz de hemen korumayın onu. Yarın öbür gün size de ukalalık yapar. Hah. Cimbo, eşeği sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş demiştin ya. Tebrik ediyorum. Çok ileri görüşlüsün. Arkadaşlar, bu Rüzgar. Ekibimizin yeni üyesi, tanıştırmak istedim. Selam. Ekibimizin yeni üyesi mi?
Niye yeni üye alıyoruz ki biz? Ayrıca hadi yeni üye alacağız diyelim. Onca insanın içinden neden bu tikiyi seçtin? Gülsek, aslında Rüzgar da aynı bizim gibi ya. Bırak Mert Allah aşkına ya. Ya ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... bu tiki canla yerini doldurmaya çalıştığın kişinin Güney olduğunu hatırlatırım. Gülsek, saçmalıyorsun. Tamam, ben onunla konuşurum. Siz şey yapın. Kaç. Kardeşim, sen Gülsek'in kusuruna bakma ya. O bu aralar biraz acı çekiyor ondan. Yoksa iyi kızlar ya. Acı derken? Belki. Ya şimdi onun acısı şu, hani eskiden... Neşe. Tamam, onu biz sana sonra anlatırız ya. Kendisine salça diyoruz. Neden salça dediğimizi hala anlamadıysan yakın zamanda anlarsın. Ha, bu doğrucu. İki O ile. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Seni gruba tek bir şartla kabul ederim güzel kardeşim. Ali, sen hoşlanıyor musun lan? Alice kim? Bak, gördün mü? Daha Alice'in kim olduğunu bile bilmiyor. Birader, o benim kız arkadaşım. Yani yengen olur. Canım arkadaşım, üstünde bozukluk varsa verelim PC'yi de gitsin çay alsın gelsin bizi. Yok aga, bozuklar tamirde. Sen git al, ben sonra alırım sana. Vay, sevdim lan bu çocuğu lan. Hem cimri hem de akıllı. Kalk yavrum, kalk. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Kapı patladı da. Neyse, sen ne yapıyorsun? Neyse ya, Orçun'un anneannesi ölmüş, duydunuz mu? Ay yazık canım benim ya. Niye yazık canım? Allah Allah. Yani tabii ki ölecek. Hepimiz ölmeyeceğiz mi? Ay zaten ne güzel işte, ölmüş, bu dünyadan kurtulmuş yani. Ama baktığında güçsüzler böyle, efendime söyleyeyim, yetersiz de ölecek ki... böyle yeni nesil daha güçlü güçlü gitsin değil mi? Yani bu doğal direksiyon. Bilimsel çıkması var kızım. Anlaşmayın hemen. Doğal direksiyon değil, doğal seleksiyon. Ya niye öyle diyorsun ki Damla? Tamam, Orço'dan çok fazla nefret ediyor olabilirim ama anneannesinin ölmesine üzülmemem anlamına gelmez bu. Hatta çıkışta taziyeye de gideceğim galiba ben. Evine. Ay kızım, sen şaşırdın mı? Çocuğu böyle okulda gördüğünde bir böyle yalıyorsun. Yani evine gidilir mi? Niye gidiyorsun ya? Allah Allah. Ya evet, dayanamıyorum okulda görmeye. O yüzden diyorum ki siz de benimle mi gelseniz? Ay çok şakacısın tatlım, çok seviyorum seni. Ay sen iyice saçmaladın. Nereye geliyoruz biz canım? Ayrıca böyle tırnak içine belirtiyorum. Hiç kimse beni kendi isteğimle, bir de kendi isteğimle bir varoşun evine götüremez. Aa, şaşkalı ol. Haddini bil. Konuş konuş. Sen daha böyle çok konuş ölülerin arkasından. Ama yarın öbür gün Orçan'ın anneannesi gelip de bize musallat olduğunda... yok Melis'cim, beni kurtarabilir misin demeyeceksin. Duymayacağım ağzından o lafı. Karışmayacağım. Seni zaten cin çarpmış, cin çarpmış. Allah'ım, onu da benim başıma atmış, belamı vermiş. Öf! Neler çıktı, niye bana musallat olsun? Olsun, sana olsun. Tövbe tövbe. Olur, olur. En çok da sana olur. Çünkü neden? Çünkü ilk sana olacakmış. Hep öyle olurmuş zaten. İlk sana gelecekmiş din. Terbiyesiz. Senin o dilin çok uzadı ama şu an seni dövecek yerlerim acıyor. Bir şey olur mu gerçekten, doğru söyle. Yani ben de öyle duymuştum. Bence gidelim taziyeye, kurtuluruz büyükten. Tamam. Gidelim ama korktuğum için değil. Yani hiç korkmadım aslında. Gidelim ama bir şartla. Yani biz oraya gidersek anneannenin böyle ölü elmasından falan verirlerse, ikram ederlerse ben yemem. Baştan söyleyeyim, tamam mı? Elma mı? Helva diyecektin galiba. Ölünün arkasında helva yapılır, helva yenir. Sen de beni iyice sap belledin ha. İkinizin de dili oldu pabuç kadar. Hayret bir şey. Yani dünyada her ölünün arkasından böyle bir helva yapılsaydı obeziteden geçilmezdi ya. Kafayı mı yedin siz? Elma. Tamam Damlacığım, sen Merhume'nin elmasından yemezsin ama yeter ki benimle gelin. Ah. Harika. Hayatım gel. Vallahi çok özledim. Elçin. Elçin, şu kapıyı aç da...
Elçin. Hayatım bak zaten konuşamıyoruz günlerdir. Allah aşkına aç kapıyı da konuşalım. Bak zaten sabahtan beri dinlemiyorsun. Bir konuşalım. Hayatım kornaya bak. Elçin ne yapıyorsun ya? Ya bir bas. Elçin. Ya bir bas. Ya. Ya dur da bir insan gibi konuşalım. Elçin kime diyor? Ya şurada bir bas. Sabah kadar kornaya bas. 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 Sabah kadar bas. Hayır. Ya burada. Ya para. Bas sabah kadar. Bas Erçin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ne oldu? Sevgilinecek halin yok ya Erçin Hanım. Ne oldu ha? Ya bir şey soracağız. Sabahtan beri bir şey anlayacağız. Dat 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 dat. Ya beni de ana yarattı ya. Beni de bir insan doğurdu ya. Yapma gözünü seveyim ya. Erçin mi Yaman? Ceyhun mu Yaman? Ben de buradan kalkarsam adam değilim. Arkadaş dur bir ya. Bir iki... Şaka yapıyorsun değil mi? Ne oldu? Geri vitesi taktın buraya geliyorsun değil mi? Gel. Aklın yolu bir tabii. Sen bana kıyamazsın. Agresifim benim. Gel. Gel sen beni özledin ya. Beni öldürmeye çalıştı. Tanrı aşkına, bu kız çıldırmış olmalı. Oğlum Ceyhun, karşı yakanın sol açığı gibi. Önüne 40 metre top atılmış gibi. Koş oğlum, koş! Canını sokakta bulmadın sen. Kaç! Hayırlı işler. Ha! Helva almaya paramız yetmedi. Biz de piskevet aldık. Ha, o da iş görür, olsun canım. Yanında kola da var. Daha ne olsun arkadaş? Gerçi bunları yemeye hiç fırsatım olmayacak. Çünkü Alice beni doğal ortamımda görünce bana bir kere daha aşık olacak. Şimdi peki anonimi evden nasıl göndereceğim? Evet. El işi işlemeyen nevresim takımları, el işi oyalar, danteller, dantel masa örtüleri... El işi işlemeli mutfak takımları, nakışlar, ne ararsanız var yani anlayacağınız. Güzel. Şöyle iyilerinden birer kilo, hepsinden sarı verin. Ama biz adet olarak satıyoruz. Adet olarak verin o zaman. Zaten biz de adetten olsun diye satın alıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Size her birinden birer tane normal günlük kullanım için... ...bir de özel günlerinizde kullanmak için ayrı ayrı hazırlayalım. Bizim Dizel Bey'le her günümüz özel zaten. Tamam, siz kafanıza göre takılın. Ben size bir hesap çıkarayım. Toplam KDV dahil 25 bin lira. Ne? Çok pahalı. Ama bunlar el işi hanımefendi. El emeği göz nuruyla yapılıyor bunlar. O zaman şöyle yapalım. Ben bunları kiralayayım. Fakat satın alma opsiyonu bende kalmak şartıyla. Çeyiz kiralanır mı hiç hanımefendi? Bal gibi de kiralanır. O zaman haftalık 1500 lira isterim. Olmaz, çok pahalı. O zaman pazarlık yapalım. Siz ne diyorsunuz? 1600. Ne? Ama... 1700. Hadi inat etmeyin artık. Ne desem bilemedim, kafam karıştı şimdi. Son teklifim 2000 lira. Daha da bir kuruş arttırmam efendim. Tamam tamam, 2000 liraya anlaştık. Ama bu nasıl pazarlıktı anlamadım. Fiyatta inmeniz gerekirdi. Ben sizin seviyenize inmem efendim. Ben Sultanlar Sultanı Esma Sultanım. Nasıl olsa bizim okuldaki zengin bebelerden bunun 10 katını çıkartırım ben. Hadi şimdi bunların alayını paket edip arabama yollayın. Ben tıpışıyorum. Oğlum be, daha dün Gülizar teyzemlerdeydim ben.
Acaba şimdi niye yine beni çağırdı? Ya annene ben şimdi sana yalan mı söyleyeceğim burada ya? Allah Allah, yolda gördüm ben güzel teyzeyi. Dedi ki dün annenle çok güzel sohbet muhabbet ettik dedi. Gelsin bugün bir daha sohbet muhabbet edelim dedi ya. Madem ki öyle dedi, o zaman ben de gideyim oğlum. Hadi çantamı ver. Hadi bir an önce git sen ya. Şu şişlerimi. Kadını bekletme. Hadi. Hadi yardım et koyayım içine. Şunu dışarı tamam. Sopamı da ver oğlum. Verdim sopanı al. Hadi. Haydi. Hadi annene. Hadi canım annene. Hadi bakayım. Hadi sen çok çok selam söyle benden. Çok selam söyle güzel teyzeye. Tamam mı? Hadi. Selam oğlum. Hah. Söylerim. Dikkat gitti git. Tamam. Hah. Keçeden keçeden. Hah. Ulan inşallah şimdi Güzar teyze ben seni çağırmadım demez ha. Yok ya. Niye desin? Yıllardır onun arkadaşı bu ya. Oturlar sohbet muhabbet ederler. Efendime söyleyeyim dedikodu yaparlar. Çakal orca. Onun evine gittiğine göre evin ambiyansını değiştirebilirim. En az 6-7 tane genç gelecek usta sana. Ustacım. Bunların hepsi genç amele. Beleş iş gücü yani. Ona göre çalıştır. Peki hiçbirine para vermeyeceğim değil mi? Eh seni be abicim ya. Yok be abi ne kenesi ya. Ya bunlar bu işi zevk için yapıyor anladın mı? Ya sen onları sil de silsinler. Parlat de parlatsınlar. Ya öl de ölsünler be abicim ya. Senin anlayacağın eti de senin, kemiği de senin ustacığım. İyiymiş. Gelsinler o zaman bakalım. Tamam abi. Eyvallah. Tamam geçelim. Tişörtü bir yıkat. Bak tuttum seni. Sen de iyi çalıştıracak göz var. Hepsini iyi çalıştır ona göre. Nereye koysam ben bunu şimdi ya? Ah canım anneciğim kız. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum ha. İleride böyle boy boy sarışın sarışın torunların olacak. Ne diye kızıyorsunuz bana? Kızım çeyiz kiralanır mı hiç? Ya oynatacağım ya. Ben oynatmayacağım, kiralayacağım. Hem ne diye para vereceğiz boşu boşuna? Ya evlenmek zor iş. Ama seninle evlenmek daha zor iş. Önce annem görsün çeyizini de ondan sonra ne yapıyorsan yap. İnsan isteyince her şey olur. Ayrıca size bomba gibi bir haberim var. Kesin elimde patlar o bomba benim. Malum çeyiz sergilemek adettenmiş. Çeyiz sergileyince herkes hediye verirmiş. Çeyizimi okulda sergilemeye karar verdim. Kızım okulda çeyiz sergilenir mi ya? Ha? Resim sergisi oluyor da çeyiz sergisi niçin olmasın? Ya oldu olacak müzede sergile. Tövbe tövbe. Hem niye okulda sergileyeceksin ki çeyizini? He? Sergiyi gezmeye gelenlerden çok para kazanacağız. Okul zengin bebeleriyle dolu. Çok para kazanacağız. Paraya para demeyeceğiz. Beni bağışla, ben bu işte yokum. Beni karıştırma. İlgilenmem gereken müşteriler var. Hadi yürü bakalım. Hatta sağdan yürü, cüzdan bulursun. Çok düştüm paraya bu ara, çok. Hadi tıpış bakalım. O zaman hop zengin kalkışı yaptım. Tıpıştım ben. Erkeğin özü adamın dibi insan. Evet. Ambiyans da hazır. Ha! Sonucuma yatağımın çarşaflarını değiştirdim, ayaklarımı yıkadım, delik çorabımı değiştirdim. Başka odun ne kaldı? Dişin. Dişler! Ha! Dişler! Nasıl anlatırsın Orça ya? Birazdan Alice'le öpüşeceksin, dişlerini fırçalamadın. Ha! Az kalsın unutuyordum. Hadi kaçayım, kalk dişleri fırçala. Kusura bakma Fatih. Ben ilk günden beri sana seni sevmediğimi söyledim. Bundan sonrasını kendin bilirsin artık. Uğraşamayacağım. Demek senin için yaptığım bunca şeyden sonra telefonlarımı bile açmıyorsun ha Gülçiçek. Pekala. Madem tatlılıktan anlamıyorsun, ben de senin anlayacağın dilde anlatırım birbirimiz için yaratıldığımızı.
tepi çıktı seni. Dişleri de fırçaladı. Şimdi tek eksik kaldı. O da Ali. Geldi. Vallahi Alice geldi. Billahi Alice geldi. Geldi Alice. Evet, ne eksik kaldı? Her şeyi yaptık. Aa, parfüm. 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 Annenin için baş sağlığına gelmiştik. Dördünüz bir mi geldiniz? Yok. Yani Alice tek başına geldi. Biz de böyle hologramız. Allah'ım yarabbim ya. Ay bu çocuk yemin ediyorum ya sevdiğinde bile yani böyle kapasitesi dal gibi dal gibi yani. Saçmalayayım, saçmalayayım. Damlacığım saçmalama, çocuğun acısı var. Acım çok büyük. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Çıkım acım karıştırıyorum. Geçin içeri geçin. Zeralar hemen de. Şey, ayakkabıları çıkartayım. Ayakkabı çıkarılıyor mu sizin evde? Çıkarıyoruz biz. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Kamililere bak ya. Şurada 40 yılın başı Alife'ye bakmışım. İlla maydanoz olacaklar ha. Niye kızıyorum ki ben? Sonuçta bir kız yerine 4 kız atmış oluyorum. Ha! Oğlum Orço, annenin öldü, sen cennete düştün. Şeyhatır, dur dilgim açıyor, sen şeyle genç adam verir. Sen oraya kalktın, oturup oraya sakin. Sen gel şeyle Alice'ciğim, sen de geldik ama açısam bırak. Sen de oturup şunları yemeyelim. Gitti anneannem, gitti. Bilinmez yolculukların uzak diyarlara gitti anneannem. Benim anneannem gitti. Gitti anneannem. Orçucuğum başın sağ olsun. Sağ ol canım arkadaşım. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Orç arkadaşım. Ay gerçekten böyle başın falan sağ olsun işte yani. Hani ben de öyle taş kalpli gözüküyorum ama üzüldüm. Ama sen üzülme. Sonuçta gideceğimiz yer hepimizin aynı değil mi? Mürettebat. Mürettebat değil. Mukadderat. Bana bak Beril. Yani bak şurada ölüleri çağırırım, üstüne salarım ha. Yani bari şurada yapma ya. Valla. Yapma öyle evinde, öyle evinde yapılır mı böyle şeyler? Çok teşekkür ederim canım arkadaşım benim canım. Arkadaşım. Sağ ol canım arkadaşım benim. Ne kadar incesiniz, ne kadar iyi yüreklisiniz, ne kadar safsınız canım arkadaşlar. Bunun benim ya. Beni mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparmış bunlar. Yani sonuçta dostlar kötü gün dostu değil miydi? Evet, evet. Çok zor söylüyorsun dostlar bugün için. Oh, iyi ki, iyi ki sizin gibi böyle 4 tane çok güzel arkadaşım var benim. Kötü günümde bile beni yalnız bırakmıyorsunuz. Oh. Ne koyayım size, ne içersiniz? Ya ben ölü elması yemem. Onu öğrendim. Onu yemem. Elma mı? Orçucuğum hiç gerek yok. Hiç zahmet etme. Biz 2 dakika...